Merhaba arkadaşlar. Geçen gün yaklaşık 3-4 gün önce çıktı bu oyun. Bu oyun hakkında biraz şey yapmak istedim. Konusu bayağı animevari bir oyun çünkü bu. İki tane aşık işte şey ne derler terk edilmiş bir gezegene kaçıyorlar. Oradan işte hafif bilim kurgu, daha çok romantizm, aşk üzerine bir oyun bu. Hikayesini iki arkadaşım tavsiye etti bana da istiyorsan video çek güzel bayağı diye. Hani anime sevenler belki ne bileyim işte Frank XXX ya da ne örnek verebilirim? Ya en çok en yakın herhalde çoğunuzun bildiği Frank XXX gibi bir hikaye benzer bir hikayesi var yani. Bunda robotları yok da genel olarak oyun işte bu gezegende işte iki aşığım bunlar direkt sevgili olarak gidiyorlar. Varsa eğer kız arkadaşınız veya işte bir bayan izliyorsa erkek arkadaşınız varsa co-op da oynayabiliyorsunuz. Biriniz birine, diğeriniz öbürünü yönlendiriyor. Benim arkadaşlar oynamış. Hikayeden bayağı memnun kalmışlar. Ucuz bayağı Steam'de 40 lira. Eğer şey yapmayı düşünürseniz, oynamayı düşünürseniz voice aktörde. Şu an sadece İngilizce seslendirme var. Tek eksisi benim için oydu. Japonca seslendirme versiyonu yok. Keşke olsaydı daha da iyi olurdu da. Firma daha yeni bir firma bu oyunu yapan. Çok böyle şatafatlı bir firma olmadığı için. Yani fazla bir şey tutamamış yani. Bir iki ufak trailer gösterebiliyor muyum? Görüntüler direkt şey gibi. Hani animevari grafikleri var. Tatlı. Ben hafif şey yaptım. Arkadaş da gösterdi bana oynarken. Ekran açmıştı. İndirip yayınla oynamayı bir ara düşündüm de bilmiyorum ya. Daha karar vermedim. Almayacağıma yani. Size böyle tanıtayım dedim ufak. Hani olur da beğenirseniz ederseniz bir seri çekerim yani çok problem değil de önceden bir şöyle gösterelim dedik. Çok fazla şey beklemeyin ama bu oyunda onu söyleyeyim. Twist falan yani böyle genelde tahmin ettiğiniz şeyler olabilir. Hani bir iki tane böyle şaşıracağınız yer var. Öyle yoğun böyle sürekli kafa açan şeyler değil de daha çok böyle romantik simülatör gibi bir şey. Şimdi çoğunuzu biliyorum hani oyunu aldık eyvallah kız arkadaşı nereden bulacağız diye soranlar olabilir. Ya belli olmaz belki bir denk gelirsiniz bizim Discord'dan buradan biri yazar ben oynamak istiyorum diye oynarsınız ya. İlla şey olmanıza gerek yok yani. Kapılı olmanıza gerek yok kız arkadaşınız olmasına gerek yok ya bir arkadaşınla da oynayabilirsin yani. Çok sıkıntı olmaz. Şeyleriniz bu şeyi oynadınız mı bilmiyorum. Ark Survivor diye bir oyun vardı. Bu şeyde gezegende işte hayatta kalma mücadelesi falan bir şekilde devam ederken Ark'taki gibi etraftan şey falan topluyormuşsunuz. İşte yaşam mücadelesi için gereken materyaller vesaire. Hani biraz da hani öyle şey tarzı oyunları seviyorsanız yaşam mücadelesi verdiğiniz işte bir hayatta kalmaya dair tarz şeyler hoşunuza gidiyorsa oyunlar bu da onlardan biri. Başka bir şey var mı göstereceğiz? Buraları gösterdik zaten. Geç abi buraları. Buralara geldik. Combat biraz böyle şey seçiyorsunuz işte. Skill seçerek turn based gibi düşünün. Hani hem siz seçiyorsunuz hem co-op oynuyorsanız eğer. Co-op partnerini seçiyor. Beraber oynuyorsanız biriyle partnerini seçiyor yani. Ya da eğer tek oyun online değil işte bunun sıkıntısı galiba anladığım kadarıyla. Hani beraber olmanız lazım zaten. Online oynanıyor mu? Biri şey yazmış, online oynanıyor yazmış ama bildiğim kadarıyla split screen, remote play together. Ha, Steam üzerinden falan oluyor galiba. Neyse yani çok şey olursa, sorusu olursa hallederiz. Ha, 40 liralık bir şey çok pahalı bir şey değil yani şatafat. Steam üzerinden oynanabiliyor olması lazım. Çünkü burada yorumlarda okumuştum. İşte başka bir şehirdeki olan erkek arkadaşımla oynadım. İşte çok zevkliydi falan filan yazmışlar. Ondan sonra neyden bahsedecektik? Demosu da vardı bunun. İstiyorsanız indirip deneyebilirsiniz. Hoşunuza giderse. Dil destekleri sadece İngilizce var sesli. Diğer hiçbir dile şey desteği yok. Türkçe desteği de yok ama bu oyundaki İngilizce çok base bir İngilizce. Yani işte bizi almaya gelirler mi sence ne düşünüyorsun falan hani böyle
şey dilinde konuşmuşlar yani. Böyle çok komplike bir dil değil yani. İsterseniz hani telefondan böyle Google işte Translate'te falan illa hani bilginizi çektiyse oynamayı düşünüyorsanız hani böyle otomatik resim çeviri tarzı şeyleri var ya onu kullansanız direkt birebir çevirir yani çok problem yaşamazsınız çünkü düzgün cümleler kurulmuş oyunda. Şey yapılmamış yani böyle bazen aptal aptal çevirmesine sebebiyet veren şeyler oluyor. Bayağı karışık kelimeler kullanıldığında falan. Bunda biraz daha tane tane yazıldığı için çok sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Neyse böyle bir oyun. İsterseniz oynayın, isterseniz oynamayın. Bırakayım dedim, şöyle videosunu çekeyim dedim. Arkadaşlar bayağı beğenmiş. Anime tarzı bir hikayesi olduğu için. Belki ben de oynarım, belki oynamam bilmiyorum da. Şimdilik konusunu merak ettiğim bir oyun yani. Oynanışı, oyun olarak şeyinden ziyade. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.